Herkese merhaba, mutlu sabahlar, hayırlı günler, neşeli saatler. Arkamda anne diye bağıran bir çocuk. Sehpamı tekrar güzel sildim ettim. Çünkü 3 gündür yağmur yağıyor. Dedim bugün içeri alayım artık. Yani şurada yağmur değmiyordu ona ama ne olur ne olmaz kabarır mabarır. Normalde o benim salonumun şeyi. Ne derler ona? Sehpam. Orta sehpam. O yüzden onu sildim. İçeri aldım. Şöyle dedim oturayım. Aslında şurada şöyle sallanırken bir kahve keyfi yapmak vardı ama mübarek Ramazan ayındayız. Ve ağzımız bağlı. Ağzımız, dilimiz, kalbimiz bağlı. Neyse. Ay içeri gireceğim, temizliğe girişeceğim. Önce üstümü değiştireceğim. Sonra bir temizliğe girişelim sizlerle. Bayağıdır sizlere. Sizler bana eşlik etmediniz. 3 gündür yağmur yağıyor. 3 gündür çiçeklerimi sulamadım. Herhalde yağmurdan gereken yeterli suyu alınır mıdır sizce? Yoksa yine de akşamları sulamam lazım mı? Beni bu konuda aydınlatın lütfen. Bakın. Şuralarla biraz oynamış herhalde Ömer Halis. Şöyle kapatalım araları. Şuraya talaş. Bu burnun dibine şey alacağım. Taş. Ama siz benim domatesime baksanıza. Bunun artık bugün işte ya da yarın. Yarın annemler gelecekler iftara. Artık bunun şey olması lazım. Böyle bir sap bağlanması lazım. İlk aldığımızda hatırlar mısınız bilmiyorum. Ay, oh, mis gibi domates kokuyor yaprakları, inanmıyorum. Salatalıklarım da büyüdü, bu kadarcıklardı, şu kadarcıklı fideleri. Bakın ne kadar güzel büyüdüler. Sen de salatalık kokuyor mu? Yok. Ama domates müthiş domates kokuyor gerçekten. Bunları hala bir saksı bulamadık. Çünkü henüz daha çıkmadık. Böyle bakalım. Bam da. Baya şuralardan filizlenmeye başladı. Bakın. Şuradan mini minnak. İnşallah bu da yazın. Güzel böyle yapraklarını toplar. Sarmalarımızı yaparız. Bu şekilde ablalara bakın. Çok güzeller. Bunlar acaba diyorum yağmur. Bunları şey vermiş, zarar vermiş. Bunları aşağı indirsem de şuraya terasın altına mı alsam? Yağmur sanki bir şiddetli vurmuş onlara. Evet. Annem senin ay bunları ben hemen indireyim buradan. Mutfağa girdim. Temizlik memizlik falan da çekemedim maalesef. Çünkü gerçekten çok kötüyüm. Niye bu yıl böyle oldu bilmiyorum ama herhalde zannedersem şeyim düştü, vücut direncim düştü. Şöyle hazır İtalyan sosu almıştım. Bunu şimdi birazını şöyle atacağım. Çok da fazla değil. Bir dakika kapağını silmem lazım. Çocuklar dün makarna istemişlerdi öğlen. Ama şey istemişlerdi. Sade. Şimdi dün onu sade yediler. Diyorum bugün de sade yemesinler. Bir saniye. Şu kadarcık bir şey vardı şöyle. Birazcık o sostan koydum içine. Şimdi bunu ne yapalım? Birazcık fokurdatalım. Bu böyle bir kaynasın. Bir fokurdasın, bir kaynasın. Ondan sonra makarnayla ikisini birleştireceğim. Bu onlara öyle bir alternatif olmuş olur. Şöyle. Ve sizlere alıyorum şöyle. Bugün de diyorum ki fırına patatesle kanat süreyim. Patatessiz de sürebilirim. Patatesle de sürebilirim. Bilmiyorum. Şimdi çocuklar için mecbur erken yapmak zorundayım.
Kendime gelince de soğumuş oluyor. Bilmiyorum, benimkini ayrım yapsam. Daha sonra pişmesine yakın. Fırına mı sürsem, onlarınkini tavada mı yapsam tam bilemedim. Öyle de yapabilirim yani. Mikail kanat yemediği için dünden köftem var. Ona köfte kızartacağım makarnasının yanına. İnanılmaz güzel koktu şu an. Gerçekten inanılmaz güzel koktu. Kendime iftara yakın bulgur pilavı yapmayı düşünüyorum. Güzel bir tereyağlı. Hatta şöyle domatesli, biberli, soğanlı. Güzel bir bulgur pilavı yapacağım. Vallahi söylerken ağzım sulanıyor. Tövbe yarabbim. Birazcık da şöyle kavrulsun. Ay. Bakın şimdi tereyağı, birazcık tereyağı, bir kaşık tereyağı koydum. Bir kaşık un koydum. Çok az bir şey, sıvı yağ. Onları güzel böyle bir kavurdum. Şimdi dünden artan kapıya bakın. Dünden artan, ay inmedi de, garnitürüm vardı. Kapıya bakın, kim o? Bunu güzel böyle kavuruyoruz ve bunu çorba yapacağım. Bunu sebzelerle de biraz şöyle bir kavurup hemen böyle haşlanmış sebzeniz, bir şeyiniz artıksa mesela, bunları hemen böyle bir sebze çorbası yapabilirsiniz. Şimdi bu kadarsına su koydum. Bir bardak da çorba diyorum ya. Bir bardak da nedir o? Süt. Bir bardak da süt ilave edeceğim. Kreme ilave etmeyeceğim. Çorba. Evet oğlum, çorba yapıyoruz aşkım. Bakın çok çok lezzetli oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hemen böyle şipşak bir çorba. Bir bardak da süt ilave edelim. Sütümüz neredeymiş? Burada bitmiş. Vallahi birazdan belki bir muhallebi tarzı bir şey de yapabilirim. Canım böyle sütlü tatlı, aşkım bırak annem. Bırak yavrum. Canım böyle bir sütlü tatlı çekiyor. Tamam bakın. Şimdi bunu hemen böyle tuzunu, baharatını, karabiberini falan koyacağım. Böyle bir tık kaynatacağım. Ondan sonra blenderdan geçireceğim. Alın size mis gibi sebze çorbası. Hemen şık şak. Annem, yavrum, bırak bebeğim. Ben yapayım. Hayır, Ömer yapmayacak. Evet. Kapağını kapatalım. Bu kaynasın. Tamam mı? Ömer de ellemesin. Şimdi geçelim şeylere. Evet, çorbamız orada pişe dursun. Şuraya ben hemen şunları bir koyayım. Sizlerin menülerinde ne var bugün arkadaşlar, hanımlar, canlar? Patates çok fazla yapmayacağım çünkü hepsi patates yemiyor. Oy. Bugün menülerinizde neler var? Söyleyin bakayım, bana da fikir olsun.
belki yarın ben de yaparım. Bugün böyle kanat süreyim dedim. Aslında değişik bir şeyler yapmak istiyorum ama bugün çağıracaktım annemleri ama yarın çağırmaya karar verdim. Hatta işte bugün aradım sabahtan. Dedim yarın bana dedim iftara gelin. Tamam kızım dedi annem. Yarın onlar iftara gelecekler. Yarın değişik ve güzel farklı şeyler yapmak istiyorum. Ama ne daha karar veremedim. Bugün güzel bir menü çıkartacağım. Anneciğim de babacığıma güzel görüyorsunuz. 2 dakikada çorbam taştı. Ha, bunun tenceresini şimdi değiştirmem lazım. Hayatta hiç sevmem böyle, nefret ederim. Neyse, aslında bu çorba böyle de yenir. Tenceremi çıkartayım. Bakın babam geldi ve mis gibi böyle bol kaşarlı pide sipariş etmiş. Sağ olsun, her gün getiriyor. Allah razı olsun. Ramazan'da pidesiz kalmıyorum. Ay şuraya yine şey döküldü. Hiç pidesiz kalmıyorum. Sağ olsun babam her gün getiriyor. Şimdi çorbam taşmıştı ya. Tenceresi kötü oldu. Onu şöyle bir yeni tencereye aktaralım. Kıvam şahane oldu canlarım benim. Eminim lezzeti de çok güzel olmuştur. Şu an tadıp lezzetine bakamıyorum. Ama kendimden eminim. Kendime güveniyorum. Lezzetinin çok güzel olduğunu biliyorum. Bakın kıvamı da çok güzel. Size orada bir zoomlarım. Bakın kıvamı da tam çok güzel, kremalı. Şöyle bir çorba kıvamı. Evet. Şöyle bir sudan geçirdik. Uy! Bakın makarna da şahane. Sanki yeni yapmışım gibi. Taze gibi oldu. Evet, makarnamız da hazır. Şimdi bu demin de burada duruyor. Bunu ne yapacağız? Onu elbette var yapacağımız bir şey. Şöyle bu da hazır arkadaşlar. Allah'a şükür bunu da hemen şimdi fırına vereceğim. Bizde herkese göre yemek var. Herkesin keyfine göre yemek yapmak zorundayım maalesef. Mikael kanat yemediği için Gülşen ve Ömer ve ben kanadı çok seviyoruz. Ama Mikael kanat yemiyor. Tavuk göğsünü yiyor. Onda sade olması lazım. Hiçbir şey olmaması lazım içinde. Dünkü Hasanpaşa köftemden yoğurdum köfteden birazcık da köftem vardı. Onları güzel böyle köfte haline getirdim. Mikael'i de böyle yaptım. Makarnasının yanına birazcık patates, bir de onlar, kendime de biberler. Bunu da şimdi fırına vereyim. Bunlar da hazır ve hemen geçelim bir muhallebi yapımına.
Gülşen azıcık sesini kısar mısın yavrum? Şöyle yapayım da eşit bir şekilde erisin. Bunun üzerine şimdi arkadaşlar bir çok az bir şey, gerçekten çok 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 az bir şey, onu da tereyağı yanmaması için sıvı yağ ilave edeceğim. Çok az bir şey, bakın. Bu kadarcık. Yani iki çorba kaşığı kadar anca. Şimdi bu tereyağı erimeye başlayınca, inanın bana, tavuk göğsünü, muhallebi değil tavuk göğsü yapıyoruz bu arada. Tavuk göğsünü bu şekilde yapın. Muhallebi ile arasındaki lezzet farkını fark edeceksiniz. Bilenler zaten biliyordur. Bilmeyenler için söylüyorum. Ay, neyi nereye koyacağımı şaşırdım. Şimdi bunun üzerine bir su bardağı un. Bugün hepten bir sakarlığım üzerinde, hep döküyorum, saçıyorum. Artık böyle açlıktan ellerim titriyor herhalde. Tövbe tövbe. Ya iftarda da yiyemiyorum çok fazla. Sahurda da yiyemiyorum. Artık mideler küçüldü zannedersem. Pek bir şey almıyor gerçekten midem. Sizler de öyle misiniz? Yani böyle eskiden olsa böyle aç kurt gibi sofraya böyle saldırırdım, böyle ne var ne yok. İşte her ise siz de bilirsiniz o huyu. Ay aman, azıcık ondan yiyeyim bundan yiyeyim. Yok, şimdi öyle değilim. Bir bardak su içiyorum, bir kase çorba içiyorum. Ondan sonra o bendeki açlık gidiyor. Her neyse, bakın arkadaşlar. Bir bardak unla 125 gram tereyağını şöyle unun kokusu çıkana kadar bir kavuracağız canlarım benim. Şöyle. Bak, Ömer unun içine ne koymuş görüyor musunuz? Hiç dikkat etmemiştim. Allah'ınızı seviyorsanız bir bakın unun içine ne koymuş. Una çıktı. Renkli şekerlemelerden koymuş. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Çok yaramaz. Hayır, o unu ne ara girdin unun içine de onları unun içine attın. Her neyse. Birazdan tam bir su bardağı da şekere ihtiyacımız olacak. Çöpümü de atayım şuraya. Şimdi bunu önce bir güzel kavuruyoruz canlarım benim. Kavurduk mu? Kavurduk. Çok güzel kavurduk. Hemen bir bardak şekeri de içine ilave ediyorum. Hafif şekeri de böyle bir kavuracağım. Şey olsun, şöyle hafif böyle bir karamelize, çok güzel böyle karamelize bir lezzet veriyor. Ay bu süt, benim demin açtığım süt, o olmaz. Bir tane bütün, 1 litre süte ihtiyacımız var. Evet, şöyle. Ve komple boca ediyoruz içine. Sütü birden içine bocalarsanız hiç pürtük kalmadan çözülecektir. Eğer yavaş yavaş yapmaya çalışırsanız o zaman hemen böyle bir pürtükleşme oluyor. Ama bakın şimdi hemen çözüldü. Ve bunu şimdi kaynayana kadar böyle karıştıracağız. Evet. Şimdi bunu ocaktan alıyorum. Normalde mikserle çırpabilirsiniz. Veya blenderdan geçirebilirsiniz. Ama ben sevmiyorum. Ve ben bir tane değil iki tane, bugün iki tane vanilya şekeri koymayı tercih ettim. Ve şimdi iyice şöyle çırpacağım. Ben mikserden geçirince sevmiyorum çünkü o zaman çok akışkan oluyor ve ben çok akışkan istemiyorum tavuk göğsünü. Ben böyle koyu olsun istiyorum, yani koyulu kalsın, ama sizler mikserle çırpabilirsiniz.
Aslında şu an aklıma bir şey geldi. Bununla bir tiramisu mu yapsaydım ki? Vallahi çok güzel olur ha. Az durun hele. Ben bunun bir kısmıyla bir tiramisu yapayım. Evet, şu an aklıma yattı o fikir. Ve tiramisu yapmaya karar verdim. Tavuk göğsülü tiramisu yapıyoruz. Halo, ne oluyor? Evet. Ve tiramisu'ya karar kıldım arkadaşlar. Hemen bir tepsimi çıkartayım. Ve tiramisu yapayım. Evet, çok uygun bir tiramisu pastası yapıyoruz. Gayet uygun. Şuraya 3 kaşık granül mü diyorsunuz? İşte Louis Lisha Cafe, Nescafe koydum. 1 kaşık da 1 kaşık ne koydum? Şeker. Çünkü çok fazla acı olsun istemiyorum. Ay, ay var ya, şu an yemekten çok buna seviniyorum akşam için. Şöyle çok az bir şey sıcak su koyayım. Ki şekeri de kahvesi de erisin. Neden ucuz tiramisu diyorum? Çünkü normalde tiramisu'yu ben mascarpone ile yapıyorum. Ve mascarpone çok pahalı biliyorsunuz. Yani bize göre değil ama Türkiye'de yaşayanlar için mascarpone gerçekten çok maliyetli bir şey. O yüzden dedim ki hani böyle şey ucuz tiramisu. Bakın tavuk göğsüyle çok güzel bir tiramisu yapacağız şimdi sizlerle. Bu muhallebi buna yalnız belki çok gelebilir. Yine bir kase ayırırım kendime sahurluk. Ay ben bugün zannedersem herhalde sırf bundan yerim. Yandım ya Rabbim. Ay. Şimdi hızlıca aşamalarına geçelim. Kahvede bir güzel koktu ki anlatamam size. Az bile geldi. Yani üzerinde bir tık daha kalın olabilirdi ama içine çok fazla koydum. Her neyse, içi dolgu olsun. Şimdi bunun böyle ilk böyle bir duman ateşi şeysi çıksın. İlk sıcaklığı çıksın. Ateşi nereden çıkıyor? Üzerine kakao serpeceğiz. Ondan sonra iftara kadar inşallah buz gibi olur bu. Birazdan ben bunu buzdolabına da atarım. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Değmeyin bunun lezzetine, tadına. Ve ta 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 ta. Bakın şu görüntüyü seviyorum. Evet, şimdi bunu buzdolabına atalım. Fırındaki yemeğimiz de pişti. Çocuklar şu an yiyorlar ama daha iftara 2 saat var. Ama şu şekilde gösterebilirim. Bayağı güzel kızardılar. Tatlım. Bol muhallebili. Ben muhallebisi az geldi demiştim ama muhallebi bayağı olmuş. Şimdi büyük bir afiyetle tiramisu'mu yiyeceğim. Efendim. Ha, bu muzur hala uyumadı. Saat 12 oldu. Bu muzur hala uyumadı. Ben kapanışımı burada yapayım artık arkadaşlar. Fark ettim ki bugün hiç kendimi göstermemişim. Ama bugün bu videoda böyle oluversin. Ay, benden bugün bu kadar. Yarınki vlogda inşallah tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.